Rüstem. Hünkârımızın Mustafa abime yolladığı mektupta ne yazıyordu? Bu öfkenin sebebi ne? Mektubu görmedim Mihrim Ağa. Lakin ne yazdığı belli değil mi? Kendisine müstakbel sultan dedirttiği için ikaz etmişlerdir. Şehzademiz de bu vaziyeti fırsat bellemiş. Nicedir, isyan hazırlığındaydı zaten. Sen benden bir şey saklıyorsun. Mihrim Ağa, ne biliyorsam sana anlattım. Şimdi müsaadenle. Bastırmamı icap eden bir isyan var. Cihangir, korkuyorum. Validem de yok. Bu işin sonu ne olacak? Rüstem Paşa sana bir şey söyledi mi? Ne varmış o sandığın içinde? Kaftan ve hünkârımızın mektubundan başka bir şey yok. Hem zaten başka ne olabilir ki? Rüstem nereden bilsin? Hünkârımızın ve Mustafa abinin arasındaki bir mesele bu. Şu söylediklerine inanıyor musun sen sahiden? Yeniçeri abim durdurmaya gitti Mihrim Ağa. Ne olduğunu anlamadan kendimizi kanlı bir savaşın içinde bulabiliriz. Yeniçeri'yi karşısına görünce Mustafa abim vazgeçecektir. Hünkârımızın kararına zinhar karşı gelmez. Mustafa abim sancağını terk ederek bütün emirlere, kaidelere karşı geldi zaten. Biz esas hünkârımızı durdurmalıyız. Hanedanımızın istikbali için bunu yapmamız şart. Şehzadem. Maalesef hünkârımız kimseyle görüşmek istemiyor. Benim burada olduğumu söyledin mi? Şehzadem, bir misafirimiz var. Yavuz, git bak bakalım kimmiş. Bekle. Yeniçeriler. Paşam. Konuştu mu? Tahmin ettiğim gibi paşam. Hayli direniyor. Fakat başka çaresi yok. Er ya da geç konuşacak. Buna gerek kalmayabilir. Zira atmaca her kime hizmet ediyorsa varlık sebebi ortadan kalkacak. Şehzade Mustafa tam istediğimiz gibi bir isyan başlattı. Ferhat Ağa yolunu kesecek. Ona itimat edebilir miyiz paşam? Sokollu'nun tavsiye ettiği isimlerden biriydi. Hünkârımız olan sadakatinden şüphem yok. Şehzadem, müsaade edin sizden evvel ben konuşayım, siz geri dönün. Kaderimiz neyse o. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ferhat Ağa. Demek hünkârımız seni gönderdi. Hünkârımız, İstanbul'a girmenize müsaade etmiyorlar şehzadem.
sancağınıza dönmenizi ve akıbetiniz hakkında verecekleri kararı beklemenizi buyurdular. Aksi halde tek bir adım dahi atarsanız isyan sayılacak. Ve hünkârımızın fermanı şerifiyle idam edileceksiniz. Hiç kimse beni yolumdan alıkoyamaz Ferhat Ağa. Savaşa tutuşmak mı istersin? Âlâ. Ben ve yiğitlerim hazırız. Şehzade Mustafa Hazretleri, cümle Osmanlı mülkünde tek bir yeniçeri yoktur ki size kılıç çeksin. Canımız uğrunuzda, başımız yolunuzda feda olsun. Emriniz üzere Akdeniz'e yelken açmıştı hünkârım. Salih Reis de Cezayir'de. Derhal bir kadırga çıkart, civarı tetkik etsinler. Ne malum dönmedikleri. Kimin haddine hünkârım? Evladım dahi askerlerini alıp payitahta yürürken onlar neden dursun paşa? Mustafa'nın elbet vardır güvendiği bir şey. Paşa Hazretleri, hünkârımıza geldiğinizde... Yapma, çekil. Paşam, paşam. Paşa Hazretleri. Sen ne yaparsın Rüstem? Hünkârım bağışlayın. Lakin işler çığırından çıktı. Şehzade Mustafa payitahta yaklaşmış. Nasıl yaklaşır? Ferhat Ağa, Şehzade Mustafa'nın yanında saf tutmuş. Şehzade askeri de peşine katarak saraya geliyor. Abim geldi mi? Sarayın her kapısına etten duvar örüldü. Sanki duvarlarımız yetmezmiş gibi. Keşke validem burada olsaydı. Cihangir, bir şey yapmamız lazım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Ok yaydan çıktı Mihrimah. Hem unuttun mu? Sen ve ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Böyle demiştim bir keresinde. Geldi. Geldi.